İstanbul'un göz bebeği Boğaz'daki bir yol yalısında oturan aile evleri nedeniyle mafya tarafından tehdit edildiğini söylüyor. İddialarına göre mafyanın amacı onları kapı dışarı edip yalıyı gece kulübüne dönüştürmek. Üstelik tehditlere şiddet de karıştı. Balyozlarla gelen iki saldırgan yalının bahçe duvarını yıktı. Bize gözdağı politikası uyguluyorlar yıllardan beri. Ellerine balyoz vardı. Duvarı kırmaya çalışıyor. Bu ürperti verici yani İstanbul'un göbeğinde. İşte o balyozlu şehir eşkıyaları Beşiktaş'ta yol yalısının duvarını kırıp yalı sakinlerine saldırdılar. Hiçbir şey olmamış gibi kaçıp gittiler. İttiler, yere düştüm, yere attılar. Çiğnemeye çalıştılar, cevdiri bulamayız. Şu güzelim Boğaz manzarasında huzurlu değiliz. Ve burada zaten birçok Arnavutköylü bu tarz insanlar uğraşamadığı için, mücadele edemediği için yılıp evlerini satıp gitme politikası izlediler. Burası Beşiktaş'ın incisi Arnavutköy. İşte bu Boğaz manzaralı 6 katlı yol yalısında yaşayan Çelikbaş ailesinin son zamanlarda huzuru kaçmış durumda. Çünkü iddialarına göre onları burada istemeyen bazı kişiler tehdit ediyorlar ve onların buradan gitmeleri için baskı altına alıyorlar. Burası da bir yol yalısı. Denize sıfır bir yer. Birçok insanın da iştahını kapartan bir yer. Çekici bir merkez haline geliyor. Bizi burada namuslu vatandaşları böyle tehdit ederek, hakaret ederek. Bizi buradan kaçırmak mı istiyorlar? Aynen, amaç bu. Biz bu korumak istiyoruz devletimiz tarafından. Huzurlu bir şekilde yaşamak istiyoruz biz burada. 6 katlı yalının giriş katında Nil Çelikbaş'ın avukatlık bürosu, 4. katında da ailesi oturuyor. İşte yalıda boğaza nazır olunca ailenin buradan çıkarılması amaçlanıyor. Bu güzellik insanların iştahını kabarttığı için, mafyaların da rantın da iştahını kabarttığı için biz burada yıllardan beri bu kişilerle mücadele ediyoruz. Tehditler yerini fiziksel şiddete bıraktı. Bu kez iki saldırgan ellerinde balyozlarla işte bu yalının önüne geldiler. Balyozlarla bu duvarı kırmaya başladılar. Onları gören Nejat Çelikbaş da müdahale etmek istedi. Ancak bu kez o saldırganlar onu hedef aldı ve darp etmeye başladılar. Üzerime saldırdılar. Ne vardı ellerinde? Kesici bir alet vardı. Ellerine balyoz vardı. Balyozlu saldırganlar kameraya işte böyle yansıdı. Çelikbaş ailesinin iddiasına göre kendilerini tehdit edenlerin amacı işte bu 6 katlı yol yalısını satın aldıktan sonra burasını eğlence mekanına çevirmek. Denize bakan bahçe önemli yani. Orada gece kulübü açmak istiyorlar. Ama biz bu rantın bir parçası olmak istemiyoruz. Bu mülkiyet hakkımızın korunmasını istiyoruz.